Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten programında hayat var. İnanan inanmayan, bizden olan olmayan. Günaydın insanoğlu insan, günaydın. Sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gelene geçene günaydın demeyi unutmadık. Günaydın, güle güle işinize gücünüze, günaydın. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, günaydın. Allah kazadan beladan esirgesin. Günaydın, Allah hepinize iyilikler, güzellikler versin, günaydın. Memur Bey, günaydın. Türkiye'nin her yerindeki polise, askere Allah güç, kuvvet, moral versin. Günaydın, hayvanlar geldi, hayvanlar. Onlarla ilgili haklar var, onları konuşacağız. Efendim, Türkiye'nin her yerindeki polise, askere Allah güç, kuvvet, moral versin. Günaydın. Güle güle işinize, gücünüze. Günaydın. Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten programında bugün önemli konuklarımız var. Hayvan haklarından bahsedeceğiz. Geldiler. Milletin kürsüsü diyoruz ya. Bu kürsü milletin. Gelin, dertlerinizi söyleyin diyoruz ya. İşte gelmişler. Gelmişler, buradalar, konuşuyoruz sevgili dostlar. Buradalar. Efendim, Erkan Tan'la Başkent'ten programında hemen ardından Diyarbakırlılar var. Bakar mısınız şu karpuzlara sevgili dostlar? Karpuzlara bakın sevgili dostlar. Geldiler Diyarbakır'da. Ünlü Diyarbakır karpuzunun birincisi, ikincisi, üçüncüsü burada. Efendim, Sayın Vali burada. Diyarbakır Valimiz var. Milletvekilimiz var, Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcımız var. Onlarla muhteşem bir Diyarbakır havası esecek az sonra. Hemen ardından stüdyomuzda Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci sizinle ve bizimle birlikte olacak. İş alemini ve onunla ilgili beklentileri, Ankara Alışveriş Festivali sonrasında faydalarını konuşacağız. Son olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Haluk İpek hafta sonu yapılacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresini anlatacak ve bize Adalet ve Kalkınma Partisi memleketi iyi yönetti mi bilgiler verecek. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır? Biz meclise yeni sunulan hayvan hakları yasa tasarısı ile ilgili konuşmaya geldik. Evet. Bu yasadaki eksiklikler ve bunun sonucunda doğabilecek kötü olaylar hakkında konuşmaya geldik. Evet, öyle. Bu arkadaşların nesi var? Bu iki köpeğimiz de kurtarılmış köpekler. Oğula araba çarpmıştı ve üzerinden 5 tane araba geçmişti. Vücudunda zaten hala yaraları mevcut. Ön ayağında biraz aksaklık kaldı. Sahiplenmedi. Bu şekilde kimse sahiplenmek istemedi. O yüzden de onun kurtarıcısı Şafak Bey'de kalıyor. Evet, bu arkadaş? O da anneleriyle birlikte kurtarılmıştı tinercilerin elinden. Yine bir tek o Şahin'e sahiplenmedi. Öyle olunca o da verilmedi. O da Şafak arkadaşımızda kaldı. Peki bu arkadaş? O da Koko. Koko'da daha bebekken kafasında bir travma almıştı. Şu anda gözleri görmüyor ve denge problemi var. Uyutulması için bırakılmıştı. Ama biz kesinlikle buna karşı olduğumuz için ona bir yaşama şansı verdik. Evet. Ve diğer kedilerden hiçbir farkı olmadan... Ama çıkamıyor ama, değil mi? Görmediğiniz. Hayır, çıkabiliyor. Normal ev içerisinde gayet diğer kediler gibi yaşamını devam ettirebiliyor. Peki derdiniz ne? Duyarsız kalmayın diye bir... afiş görüyorum. Öyle. Zaten mevcutta 2004 yılında hayvanları korumakla ilgili bir yasa tasarısı sunulmuştu. Yalnız biz bu mevcut zaten 5199 sayılı kanunla hayvanları koruyamadığımız için bu yasa tasarısında bazı değişiklikler yapılmasını talep etmiştik. Ama ne yazık ki önümüze sunulan yeni yasa tasarısı bize eski yasa tasarısını aratacak bir duruma geldi. Yeni sunulan yasa tasarısında birçok eksiklikler var. Bunun sonucunda birçok ölümle karşılaşabileceğiz. Bunları birazdan madde madde da zaten daha detaylı olarak belirteceğiz ama asıl gelme amacımız bu yasanın şu anda geri çekilmesi ve bu konuda gerçekten bilinçli çalışılan STK'larla birlikte ortaklaşa olarak hayvanlar üzerinde bir yasa tasarısının hazırlanması. Sonuçta biz hepimiz çünkü bu hayvanlara yönelik olarak yaşıyoruz. Hayatlarımızı, yaşam tarzımızı tamamen onlara göre uyarlamış durumdayız ve bu durumda onlar için verilebilecek en doğru kararları aslında biliyoruz ve bu yönde de o yüzden onlar için olabilecek... Sormadılar mı ki bu tasarı halindeki? Yok, bize kimse sormadı. Yani şöyle, bizim zaten sunmuş olduğumuz bir yasa teklifi vardı ama tamamen bunların dışında
bir yasa tasarısı var. Hayvanseverlerin taleplerinin dışında ve tersine tasarı var. Korumanın dışında tamamen onları öldürmeye planlı olan bir yasa. Hangi maddelere karşısınız? Şimdi şöyle 5199 sayılı kanun derdi ki belediyeler köpekleri, kedileri oldukları yerden alacaklar, kısırlaştıracaklar, aşılatacaklar ve daha sonra yine oldukları alanlara tekrar geri bırakacaklar deniyordu. Yalnız bu yeni yasa tasarısıyla birlikte bize diyorlar ki bu hayvanlar alınacak, rehabilitasyon merkezlerine konulacak. Ancak orada sahiplenemeyenler doğal yaşam park alanlarına bırakılacak deniyor. Lütfen kimse bu doğal yaşam park alanı kelimesine, süslü kelimeye aldanmasın. Çünkü bu böyle bir alan yok. Böyle bir alan yok. Mevcutta böyle bir tesisler tabii ki, yani bu bölümler tabii ki de kurulacak ama zaten mevcutta 50 köpek sayılı barınaklarda bile biz onların yaşam haklarını savunamazken, onlara iyi bir yaşam koşulu sağlayamazken bu sayı 10 bine çıktığı takdirde hiçbir şekilde hani onlar için iyi bir koşul sağlanmayacak. Çünkü çok fazla bir popülasyon olacak. Buralarda açlık olacak. Biz zaten hepimiz çalışan insanlarız. Normalde bir kendi semtimizdeki barınaklara bile gidemezken şehrin çok uzaklarına gitme gibi şansımız olmayacak. Olmayacak gibi itirazlarınız var. Aynen. Peki sizin var mı söyleyecekleriniz? Erkan Bey, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bu mücadelemizde bize ve hayvanlara destek vermiş olduğunuz için. Ben buraya 3 hayvanımla birlikte geldim. Şahin'e, Oğul ve Koko. Üçü de benimle birlikte yaşıyorlar ve evde 2 kör kedim daha var. 2 engelli kedim daha var. Eğer bu yasa tasarısı onaylanırsa kanunda şöyle bir madde uygulanıyor. Evlerde 2 hayvandan daha fazlası beslenemeyecek. 20 kilo üzeri ve 20 kilo üzeri ve 40 santim üstü bütün hayvanlar şikayet dahilinde yasaklı ırk kapsamında alınıp uyutulacak. Ya sen bunları yaşatırken kanunen yaşatamaz hale gelecek. Suçlu konumuna düşmüş olacağım. Evde komşum rahatsız oldu havlamasından diye. Bu tarafa doğru çevir onları istersen Evimde 5 hayvanım var. Hepsi yardıma muhtaç ve kötü koşullardan bana gelmiş hayvanlar. Ya keyfinden barındırmıyorsun bunları. Aynen o şekilde ve doğal yaşam alanı adı altında. Bunları bıraksan ölürler. Diğerlerde kesinlikle kendi başlarına hayatta kalmaları gibi bir mümkünatları yok. Evet. Özellikle kedilerimin. Köpeğim zaten sakat. Bu demek oluyor ki eğer bu yasa geçerse ve beni sevmeyen bir komşum beni şikayet ettiği takdirde ben devlet memurlarından bir tanesine alın 3 tane hayvanımı aralarından seçip ölüme gönderin demek zorunda kalacağım. Suçlu olacaksın. Tabii bu korkunç bir şey. Yani birçok insanın çok canını yakacak bir şey ve biz bunu pitbull yasası çıktığında da yaşamıştık. İnsanlar 200 milyon para cezasından korktukları için, köpeklerini kısırlaştırmadıkları için yüzlerce pitbullu sokaklara ve barınaklara attılar. Şimdi bu kadar ciddi bir yasa tasarısı meclisten geçerse, evet ben köpeğimi belki bırakmayacağım ama binlerce insan hayvanını sokaklara atacak, ormanlara, dağ başlarına atacak. Bu bizi gerçekten ürkütüyor. Şu andaki belediyelerin %90'ının zaten mevcut yasayı sağlıklı bir şekilde ilerletemediğini düşünürsek, barınaklarının yeterli koşullara sahip olmadığını düşünürsek, X belediyenin 50 köpeğe sahip çıkamadığını düşünürsek, on binlerce köpeğe maddi ve manevi anlamda sahip çıkmaları ve doğru bir şekilde onları şehir dışındaki ormanlık alanlarda barındırmaları kesinlikle mümkün değildir. Bu katrilyonlarca para, binlerce veteriner hekim, on binlerce işçi demektir. Ben evimde 5 hayvan bakıyorum. Bir hayvan bakmanın maliyetinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. On binlerce kedi ve köpekten bahsediyoruz ki Türkiye hayvan... Yani bu kanunla uygulama alanı sıfır. Kesinlikle bunlar yaşam kamplarından daha çok toplama esnasında bile bir ölüm kalım savaşı, bir sürek avına dönüşecek. Bunlar ölüm kampları haline gelecekler. Yasa yalnızca bundan bahsetmiyor. Bir takım ırkların yalnızca o ırkta oldukları için öldürülmelerini de emrediyor. Öyle yazmamışlardır canım. Üç ay için. Uygulaması böyle olur diyorsun. Tabii ama yasada zaten şunu söylüyor. 3 ay içerisinde bütün pitbull'lar, dog argentinolar, shih tzu dediğimiz Türkiye'de var olmayan bir köpek dahi hepsi toplatılmak zorunda ve barınaklara teslim edilmek zorunda. Barınak mı var kardeşim? Evet, yani şu anki zaten en büyük sıkıntımız şu. Şu andaki mevcut barınaklara baktığımızda hayvanlar 2 günde bir sulu ekmek yiyorlar. Veteriner hekimleri yok, işçileri yok. Birçok fiziki ve sosyal aksaklıkları var. Mümkün değil bu kadar hayvana doğru bir şekilde bakmaları. Bu ülke bütçesini sarsabilecek bir paradan bahsediliyor. Ve belediyeler yalnızca 50 köpeğin mamasını alamadıklarını, bütçelerinin olmadığını söylerken on binlerce köpeğe bakmaları mümkün değil. Evet, mümkün değil. Bunu geri çekin, doğru mu? Geri çekin diyorum. Biliyorsunuz ve 7'sinde bir eylem yapıyorsunuz. 7'sinde
Ankara'da asıl 30 Eylül'de saat 14'te tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak bir eylem düzenliyoruz. Tüm şehirlerde sadece Ankara dışında Ankara ve İstanbul piyatı olduğu için bu hafta sonu İstanbul, hafta 7'sinde de Ankara'da büyük bir eylem düzenliyoruz. Kesinlikle bu devlete karşı olan bir şeyimiz değil, sadece sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bu hayvanlara yaşam hakkının sağlanmasını istiyoruz. Bu konuda birlikte çalışmayı teklif ediyoruz. Sonuçta eğer ki hayvanları korumak adı altında bir yasa çıkarıyorsak, o zaman kesinlikle bunun en doğru şekilde belirlenip en doğru şekilde uygulanmasını istiyorum. İnşallah söylediklerinizi duymuştur millet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Milletin kürsüsü bu. Sevgili dostlar, milletin vicdanına emanet edilenler de bu dostlar. Onların da kürsüsü doğal olarak burası. Madem ki milletin kürsüsüdür, milletin vicdanına emanet edilen, yeryüzünün kurulduğu günden bu yana beraber yaşamamız Yüce Allah tarafından emredilen bu hayvanlar bizim de misafirimiz oldular. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Kolaylıklar ve başarılar dileriz. 28 Eylül Cuma günün adı bu. Sevgili dostlar, 27 Eylül Perşembe günü Erkan Tan'la Başkent'in programında ne vardı? Siz bir bakın. Hemen ardından Ankara'daki Diyarbakır günlerine geçeceğiz ve bu dev karpuzlar hakkında size bilgiler vereceğiz.